LGS'ye son 142 gün yani çalıştım, gayret gösterdim ve başardım diyeceğimiz sınava 142 gün kaldı. Önemli bir süre. Hemen videomuza günün yorumuyla başlamak istiyorum. Metehan Köselioğlu demiş ki hocam LGS için 143 gün yeterli bir süre mi başaramayacağım diye endişeleniyorum. Bir de nitelikli lise için günde kaç soru çözmeliyim demiş. Şimdi bir de bir kere ayrı yazılır bunu söyleyelim ama temelinde şunu bilmemiz lazım. 143 gün çok değerli bir süre. Şöyle düşünün günde 400 soru çözseniz 143 günden 56 bin soru eder. 56 bin soru da neredeyse 1000 e, soruluk 56 tane kitap eder. 500 soruluk yüzlerce kitap eder. Yani çok ciddi bir başarı elde edebilirsiniz. 143 günde bu bir. Ama günde kaç soru çözmeniz hocam? Günde 400 soru mu çözeceğiz? 500 soru mu çözeceğiz? Günde kaç soru çözeceğinizi söylemiştik bir kez daha söylüyoruz. Sınavda size 90 soru sorulacak. O zaman siz bir gün içerisinde en az 180 soru çözmelisiniz. Ve bunu matematik, fen, Türkçe, sosyal, İngilizce orantılı bir şekilde olmalı. Yani 180 soru 180 de matematik çözerseniz tabii ki sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama 180 soru içerisinde matematikler olacak, Türkçeler olacak veya o gün matematik çözülseniz az olur ama sadece inkılap çözülseniz o gün 300-400 da çözebilirsiniz. Ortalama en az 180 soru çözmelisiniz. 400 soru çözerseniz de 143 günde yani 140 gün diyelim buna 3 gün atalım bayram tatil verelim. 56 bin soruya ulaşıyorsunuz. Dolayısıyla bu süre yeterli metan hiç endişelenmene gerek yok. Günün sözüne baktığımızda tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundur demiş. Sizler şu anda tomurcuk derdindesiniz. Niye? Hocam bir şeyler başaralım. Bir okulları kazanalım. Ailemizin gösterdiği gayreti biz de gayret gösterip ödüllendirelim istiyorsunuz. Dolayısıyla bir derdiniz var. Dolayısıyla sizler de çok güzel meyveler vereceksiniz. Çok güzel başarılar elde edeceksiniz. Gelelim günün kitabına. Günün kitabı Babalar ve Oğullar. Turgenev'in kitabı gerçekten bir efsane kitap. Turgenev deyince akla Babalar ve Oğullar gelir. Baba ve oğul arasındaki nesil çatışmasını anlatıyor. Hiç endişelenmeniz gerek yok. Bu kitap biraz ağır gelebilirse ama gerçekten sözel mantık sorularını yapabilmeniz için, paraf sorularını yapabilmeniz için ideal bir örnek olabilir. Bunları okumanızı tavsiye ediyoruz. Gelelim gün okuluna. Gün okuluna baktığımızda Bal Bornavar Sesi'ni görüyoruz. Burası İzmir'in en değerli okullarından bir tanesi. Üstten kuş bakış çekimini yaptık. Yani resmini çizdik. Böyle ormanlık, ağaçlar arasında mükemmel bir okul. 4 yıl İngilizce eğitim veriyor. En iyi üniversiteleri geçen sene yine Bornavar Lusesi yani Bal kazandırmış 2018 YKS Türkiye'nin en güzel kampüslerinden birine sahip birçok üniversitenin sahip olmadığı bir kampüse sahip bunu da bilmemiz lazım Günün zeka sorusuna soralım ama günün zeka sorusu sormadan önce bakın az önce Mete bir sorusu vardı Hocam günde kaç soru çözeceğiz bunu sizlere ücretsiz ulaşabileceğiniz şekilde Tomuş kitapçılarına gidip alabileceğiniz şekilde temel hızlı pro program diye ayarladık Buradan mutlaka gidip ücretsiz programınızı isteyin Burada günde kaç soru çözmeniz gerektiği hangi konudan soru çözmeniz gerektiği Bizim kaynaklarımızdan ya da başka kaynaklardan hangi konuları bitirmeniz gerektiğini ilk yönemi güzel bir şekilde tekrar etmeniz için mükemmel bir program hazırladık. Bunu da kitapçılardan ücretsiz isteyebilirsiniz. Lütfen gidin, isteyin. Şimdi günün zeka sorusuna soralım. Birazcık matematik ağırlıklı gidiyor ama bence yapabileceğiniz bir zeka sorusu. Ödülü sorumuza yazıp yorumlara e, notunuzu bırakmayı unutmayın. Şimdiden çalışmalarınıza başarılar arkadaşlar.